GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA 4'te en çok sevilen özellikleri sizlere göstereceğim. Hatırlıyorsanız GTA 4'te nefret edilen şeyler diye bir video paylaşmıştım. Ve o videoda GTA 4'te pek sevilmeyen kötü özellikleri veya eksiklikleri göstermiştim. Şimdi sırada GTA 4'ün güzel özellikleri var. Bu GTA 4 öyle bir oyun ki hem eksiği çok fazla hem de yeni özellikleri çok fazla. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. İlk olarak oyuna eklenen yeni özelliklerle başlayalım. Hemen bir arabaya atlayalım ve ilk göstereceğim şeyin oraya bir gidelim o zaman. Evet, ilk göstereceğim şeyin oraya geldik. Daha önceki GTA oyunlarında olmayan yeni özelliğimiz internet kafe. Şimdi içeri bir girelim, hemen göstereyim kısaca. Daha sonra diğer özellikleri göstereceğim. Böyle internet kafeye gelip bilgisayar kullanabiliyoruz. Mesela bir tanesinin oraya geldik. E tuşuna basınca bilgisayarı açıyoruz ve buradan istediğimiz internet sitesine girebiliyoruz. Mesela buralardan işte alışverişe girebiliriz, paylaşıma girebiliriz, otomobillere girebiliriz. Bu tür şeyler bulunuyor internette. Ve internet siteleri arasında böyle gezinebiliyorsunuz sıkıldığınız zaman veya işleriniz olabiliyor bazen görevlerde kullanmanız gereken şeyler olabiliyor. O yüzden oyuna internet kafenin eklenmiş olması gerçekten çok güzel sevilen bir özellik. Şimdi bundan çıkalım, hemen diğerini göstereyim sizlere. Diğer göstereceğim şey için bize bir polis arabası lazım. Hemen etrafa bakıyorum. Şu an görünürde bir polis arabası yok. Evet, şu karşıda var ama ona yetişemeyiz sanırım. Ve bir tane bulduk. Şimdi polislere yakalanmadan şu arabayı çalmamız gerekiyor. Evet, arabayı bir şekilde çaldık. Şimdi hemen özelliği göstereyim sizlere. Polis arabasına bindikten sonra E tuşuna basarsanız polis bilgisayarına erişebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Bu hiçbir GTA oyununda bulunmuyor. GTA 5'te bile bulunmuyor. Bu şekilde suçluları araştırabiliyoruz, işte görev yapabiliyoruz. Bu tür yeni özellikler eklenmiş bu oyuna ve gerçekten seviliyor bu özellikler. Şimdi hemen başkasını göstermek istiyorum hiç vakit kaybetmeden, çünkü yeni eklenen bir sürü özellik var oyuna. GTA 4'te araba yıkatma özelliği de mevcut. Hemen onu da göstereyim. Bu şekilde araba yıkatma noktasına gelip arabamızı yıkatabiliyoruz ve gerçekten işe yarıyor. Burayı atlayalım şimdi, izlemeyelim. Bu şekilde arabamızı yıkattıktan sonra pırıl pırıl parlıyor araba. Bu da önceki GTA'larda olmayan güzel bir özellik ve sevilen bir özellik. Ayrıca oyunda taksilere de binebiliyoruz. Burası taksi doldu bir anda, 4 tane taksi yan yana. Mesela birine binelim, hemen göstereyim onu da. Hepsini kısa kısa göstermeye çalışıyorum. Ve özelliklerden sonra başka şeyler de göstereceğim. Onları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi taksiye nasıl bindiğimizi söyleyeyim hemen. F tuşuna basılı tutuyoruz ve yolcu olarak binebiliyoruz bu taksiye. Daha sonra gitmek istediğimiz noktayı W ve S tuşlarıyla ayarlayarak seçebiliyoruz. Sadece ev çıkıyor şu an nedense. Haritadan da görüyorsunuz, tam seçtiğimiz şey neyse yanıp sönüyor haritada da. Bu şekilde hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Şimdi bundan inelim, hemen diğer özelliği göstereyim. Diğer bir sevilen özellik. O özellik ise oyunda telefon olması. Böyle telefonumuzu çıkarıp istediğimiz kişiyi arayabiliyoruz. Ondan sonra mesajlarımıza bakabiliyoruz. Hatta kamerayla fotoğraf bile çekebiliyoruz. İsterseniz ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Böyle güzel bir özellik eklemişler bu oyuna da. Bildiğiniz gibi bundan önceki çıkan GTA oyunu olan San Andreas'ta böyle bizim kullanabildiğimiz bir telefon yok. Bu arada arkada ne oldu adama? Adam direkt yüzünden ezildi. Neyse. Dediğim gibi onda sadece telefon çalıyor, açıyoruz. Herhangi birini arayamıyoruz o telefonda ama bu GTA 4'te Nikon'un telefonuyla istediğimiz gibi arama yapıyoruz, işte mesajları kontrol ediyoruz. O tür şeyler bulunuyor bu telefonda, böyle güzel özellikleri var. Ayrıca oyunda tiyatro mekanları da bulunuyor. Hemen haritadan göstereceğim, yanına gitmekle uğraşmayacağım artık. Görüyorsunuz bu noktalarda tiyatroya gidip gösteri izleyebiliyoruz. Ayrıca oyunda bilardo, bowling, dart gibi oyunlar bulunuyor. Mesela şurada dart oynanıyor, işte burada bilardo oynanıyor, şurada da bowling oynanıyor. Bowling zaten en popüler olanı, Roma'nın meşhur bowlingi. Evet, şimdilik bu kadar özellik yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi de hikayesinden bahsedelim biraz. GTA 4'ün hikayesi birazcık farklı. Nasıl farklı? Normalde diğer GTA oyunlarında bildiğiniz gibi kullandığımız karakterler, yönettiğimiz karakterler Amerika'da doğmuş büyümüş kişiler oluyor ama Nico öyle değil. Nico Amerika'ya sonradan geliyor. İşte burada bazı hayalleri oluyor ama Amerika tam istediği gibi çıkmıyor. Böyle bir hikayesi var. Nico'nun Amerikalı olmaması özellikle Türkler, işte Ruslar tarafından gerçekten çok seviliyor. Eğer GTA 4'ün hikayesini hiç oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi ise oyunun fiziklerine gelelim. Fizikleri de çok meşhur bu oyunun. Hemen bir arabaya atlayalım ve araba fizikleriyle başlayalım o zaman. Mesela arabayla hızlı bir şekilde ilerlerken bir duvara çarparsanız veya başka bir arabaya çarparsanız arabanın çarptığınız kısmı hasar alıyor. Mesela şöyle göstereyim. Az önce duvara çarptık ve ora içine göçtü gördüğünüz gibi. Bu şekilde araba güzel bir şekilde hasar alabiliyor. GTA 5'te bu kadar değil. En iyisi GTA 4 bu konuda. Ayrıca yolda giderken böyle arabadan atlarsanız Nico böyle takla atıyor gerçekçi bir şekilde. İşte bu da
gerçekçi fiziklerin bir kanıtı. Şimdi bir peşimize polis takalım, bir şey göstermek istiyorum sizlere. Polisi bir kapatmamız lazım öncelikle, şu polise saldıracağız. Evet, şimdi bir özellik göstereceğim. Mesela bir polis peşimize takıldı diyelim. Şöyle takılsın peşimize. Evet, takıldı. Şimdi bize silah doğrultacak. Hatta biraz ateş edelim de bize saldırmaya çalışsın. Dur Niko. İki yıldız yaptık, şimdi bize saldırıyor. Mesela polis ateş ederken eline ateş ederseniz onun silahı düşecektir. Hemen göstermeye çalışayım. Biraz zor olacak ama mesela eline ateş ediyoruz ve silah elinden düşüyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir karakteri öldürmeden eğer elinde silah varsa o silahın düşmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu konuda da bayağı gerçekçi. Ayrıca bir kişiyi vurdunuz diyelim, neresinden vurursanız orası etkileniyor. Mesela bir kişinin bacağına sıktınız diyelim, o kişi yere düşüyor. İşte koluna sıkarsanız elinde bir şey varsa düşürüyor ve orasını tutuyor, öyle de bir detay var. Şimdi şu polisi kapatalım. Ayrıca önünüze çıkan insanları ittirebiliyorsunuz. Şöyle bir deneyelim. Bu şekilde Niko önüne çıkan insanları ittirebiliyor. Bu GTA 5'te yok, çok fazla ittiremiyorsunuz onda ama GTA 4'te istediğiniz gibi böyle insanları ittirebiliyorsunuz. İşte bu şekilde insanları zorla bir yere götürebiliyorsunuz oyunda ittire ittire. Ve son olarak değinmek istediğim şey oyundaki küçük detaylar. Mesela yerlerdeki eşyaları, işte masalardaki eşyaları elinize alabiliyorsunuz. Hemen bir tane göstereyim. E tuşuna basıyoruz ve bir tane yemek menüsünü şuradan aldık gördüğünüz gibi. Masalarda bir şeyler varsa alabiliyorsunuz da şu an herhangi bir şey yok. Bunu bırakalım buraya. İstediğimiz gibi de bırakabiliyoruz. Hatta fırlatabiliyoruz da. Burada bir ketçap var ve bu ketçabı da E tuşuna basarak elimize alabiliyoruz. Aldıktan sonra istediğimiz kişiye fırlatabiliyoruz. Mesela şöyle şu tarafı bir fırlatalım. Ve fırlattığımız kişi de attığımız eşyadan etkileniyor. Hatta şu an sinirlendi, bize saldırmaya kalktı ama bizde ölümsüzlük açık. Bunu bilmiyor yalnız. Hatta bir kere oynarken yanlışlıkla internet kafede mouse'u elime almıştım. Bir denemek istiyorum onu. Bakalım becerebilecek miyim? Hemen içeri girelim. Burada bir tane mouse alalım elimize. E tuşuna basıyoruz ve evet gerçekten aldık. Şöyle fırlatalım duvara doğru. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde fırlatabiliyoruz. Alma yöntemini öğrendim. Mouse'u elinize alabilmeniz için öncelikle elinize bir eşya almanız lazım. Mesela sopayı alalım elimize. Sopa aldıktan sonra tam değiştirdiği esnada E tuşuna basarsanız mouse'u elinize alabiliyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız bilgisayara giriyorsunuz. O yüzden bir tane silah değiştirmeniz lazım. Hemen değiştirelim. E tuşuna basalım. Bak şimdi olmadı mesela. Biraz geç kaldık. Eşya değiştirirken E tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi aldık tekrardan elimize. Ve bu fareyi istediğimiz kişiye fırlatabiliyoruz. İşte bu şekilde. Bunun dışında daha bir sürü detay bulunuyor. Örnek vermek gerekirse yağmur yağdığı zaman Niko ıslanmaktan nefret ettiğini belirten hareketler sergiliyor. İşte ondan sonra yine yağmur yağarken etrafta gördüğümüz insanlar şemsiyeyle dolaşmaya başlıyor veya şemsiyesi yoksa bir yere sığınmaya çalışıyor insanlar. Ya da bir polis arabasının sirenine hasar verirseniz siren sesi biraz değişik çıkıyor, bozuk çıkıyor. Bu tür küçük detaylar da bulunuyor oyunda. İşte bu yüzden ben bu oyuna detayların oyunu diyorum. Anlatmakla bitiremeyeceğim kadar fazla detay bulunuyor. Ve bu videoda göstereceğim güzel özellikler bunlardı. Belki de benim daha anlatmadığım birçok özellik bulunuyor olabilir güzel özellik. Sizler de kendi sevdiğiniz özellikleri yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda, bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.